Daha önce de pek çok tecavüz ve ölüm olayıyla karşılaştık ama bu kadar büyük bir toplumsal reaksiyon görmemişti bu olaylar. Tabi belli bir birikim de olmuştur, onun da etkisi vardır bu anlamda. Ben tecavüz meselesini aslında sadece cinsel bir saldırı olarak görmüyorum. Yani Bülent Somay hocamız vardır, bugün onun da bir paylaştığı yazıda gördüğümü aktarmak isterim. Bülent Hoca der ki e, hamile bir kadının karnına atılan tekme de tecavüzdür. Efendime söyleyeyim bir sınıf öğretmeninin öğrencilerine cetvelle vurması da tecavüzdür. Hatta işte Kongo'da, Afrika'da Kongo'da toplu tecavüz olayları yaşanıyor ve toplu tecavüz olaylarında erkek bedeni değil onun yerine dallar, şunlar bunlar kullanan, ağaç dalları falan kullanılıyor. Dolayısıyla burada aslında bir erkekliğin kadınlığa tahakkümü meselesi var. Tecavüz bu anlamda bir tahakküm sorunudur iktidarsız erkeğin iktidarını ortaya koyma çabasıdır bu manada. O yüzden e, bazı fallik simgeler ki bu simge bazen e, bir erkeklik organı olabiliyor, bazen bir postal olabiliyor, e, bazen cetvel olabiliyor. E, bütün bunlara topyekun bir saldırının olduğunu e, görebiliyoruz. Tecavüze bu şekilde bakmak lazım. Bu şekilde baktığımız zaman meseleyi daha iyi belki anlayabiliriz, algılayabiliriz. Ee, ve meselenin çözümüne dair getirilen e, işte idam geri getirilsin, hadım edelim tarzı tartışmaların da burada işlevsiz kaldığı ancak o zaman anlayabiliriz. Çünkü e, sadece e, hormonal bir eylemden bahsetmiyoruz, bir e, iktidar eyleminden bahsediyoruz, bir tahakküm eyleminden burada bahsediyoruz aslında. Bu manada e, bizim erkeklerin kendi erkekliklerin oluşturulma süreci, toplumun erkekliğe bakış süreci, erkekliği oluşturma sürecini yeniden gözden geçirmek lazım. Ve dediğim gibi toplumdaki o şiddetin kaynaklarını kurutmak lazım. İlkokulda öğretmenin cetvelle saldırdığı öğrenci, protesto yürüyüşlerinde polisin postalla saldırdığı kadın. Bunların üzerinden aslında gerçekleşen daha büyük bir olaydır cinsel ...tecavüz meselesi maalesef... Ee, ...bu şekilde düşünüyorum... ...yani bizim aslında... ...meseleyi tartışırken... ...ana ekseni kaçırdığımızı... ...idam ve hadım edilme tartışmaları esnasında... ...meseleyi sadece... E, ...cinsel bir saldırıya... ...saldırıya e, indirdiğimizi... ...fakat bunun yanlış olduğunu... ...düşünüyorum. Peki hocam, kadın korkutuluyor... ...mesela... E... Akşam dışarıya çıkmamız konusunda ya da e, kıyafetlerini istediği gibi özgürce giyememes konusunda e, sürekli bir e, korku altında yaşıyor. Kadının evet. özgüveni e, giderek daha da mı çok e, kırılıyor sizce bu olan olaylar yüzünden toplumun paranoyaklaşması e, ne gibi hani sizce sorunlar ortaya çıkıyor bu e, haberlerin kadın şiddet haberlerinin daha da yaygınlaşması durumunda? Ee, kadın şiddet haberlerinin yaygınlaşması aslında kadın şiddetin yaygınlaşmasıyla paralel bir şey değil. Kadına şiddet her zaman vardı toplum içerisinde. Fakat bu e, yaygın bir şekilde bilinmiyordu. Çünkü gizleniyordu, saklanıyordu. E, kol kırılıp yen içerisinde kalıyordu. İşin e, doğrusu bu. Yani karakola gittiği zaman karakolda e, polisler tarafından bacım olur aile içerisinde böyle şeyler deyip gönderilen pek çok kadın. Biliyoruz, çevremizden biliyoruz, kendi teyzemiz, annemiz, halamız, ...nenemiz hatta yani bunlar bizim, bunu biliyoruz, komşumuz veya veya evimize gelen temizlikçi kadın, bundan çok çok farkında olduğumuz bir durum. Bu bu dönemde bu şekilde gündeme gelmesi bu olayların biraz da kadınların daha cesaretli olmasının bir sonucu aslında. Yani bu olayların medya yansıması hukuk sisteminde kadınların haklarını arama arar hale gelmeleri aslında e, bence kadınların özgüvenin kırıldığını değil özgüvenin yükseldiğini gösteriyor bu anlamda ve ancak ifşa ederek zaten bunların önüne geçilebilir. Bunlar ifşa edilmediği takdirde e, saklı kalır ve saklı kalan her şeyde devam eder bu bağlamda. Ben şunun da gündeme getirilmesini düşünüyorum. Maalesef e, son yıllarda Türkiye'de özellikle e, dini statüsü, statüye sahip olanlar, çeşitli tarikat liderleri, cemaat liderleri, ilahiyatlarda profesör olanlar ki bir kısmından ben de ders aldım. ...ilayet mezunuyum aynı zamanda lisanstan da. Kadının toplumsal hayattaki durumuyla alakalı o kadar çok fetva vermeye başlıyor... Bu fetvalar o kadar aslında kamusal hayatla bağdaşmaz durumda ki kadın Sadece cinsel bir objeye dönüştürülüyor bu fetvalar içerisinde aslında. Yani mini etek giyerse tecavüzü hak eder suç e, söyleminden tutunda. Efendim hamile kadın sokaklarda gezmesin söylemine kadar. Ve bunlara özellikle sorulduğu zaman bu iki örnek üzerinde özellikle duruyorum ben çünkü e, hamile kadınlar sokaklarda gezmesin diyen ...hocaya ki tarikat lideridir... ...aynı zamanda cerrahi tarikatının... E, ...şeyhidir İstanbul'da... ...tekrar sorulduğunda... ...sözlerinden geri adım atmadı... ...veya işte Selçuk Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde... E, ...profesör olan bir hoca... E, ...kadın dekolte giyerse... Tecavüzü, ...tecavüze uğrar... ...dediğinde... ...ve bu tekrar sorulduğunda sözlerinden geri adım atmadı... ...ve bunlar mahkemeye gittiği zaman... ...özellikle Selçuk Üniversitesi olayında... ...bu söylem... E, ...ifade özgürlüğü kapsamında el alındı. Halbuki bu bir nefret söylemi. Bu cinsiyetçi bir söylem. Irçılık gibi cinsiyetçilik de bir faşizm türüdür aslında. Ve nefret söylemleri bir süre sonra nefret eylemlerini getirir. E, aileler e, ne gibi çocuklarını e, eğitim verirken ne gibi e, şeyler yapmalılar? Onlara baskın mı kurmalılar? Daha çok korkarak mı yetiştirmeliler? Yoksa kendilerine daha çok e, özgüven özgüve mi vermeliler çocuğa ya da kız çocuklarına daha çok? Bu tabii çok çeşitli bir mesele. Özellikle e, bu tür olayların yaygınlaşması ki daha önce de oldu, evet. Bursa'da oldu, başka yerlerde oldu. Yaygınlaşması üzerine e, gelişen bazı koruma taktikleri de taktikler meydana çıkıyor. Biz bunun bir örneğini mesela Antep'teki son araştırmamızda gördük. Antep'te en son ben Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir çalışma yaptım. Ve orada e, Antepli erkeklerin Suriyeli kadınlarla laf atmasından mütevellit pek çok e, Suriyeli kadının Halep'te, Şam'da örtünmemesine rağmen örtünmeye başladığını, tesettüre girmeye başladığını biz keşfettik, ortaya çıkarttık. Bu benzeri bir durum e, Türkiye'deki üniversitelerde de olabilir. E, bu bir... Kendini koruma mekanizması bu anlamda. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Üniversite kurma stratejimiz gözden geçirmemiz lazım. Yani ben belki bundan rahatsız olacak olanlar olabilir ama 5000 bin nüfuslu e, köy irisi yerlere meslek okulu açılmasının taraftarı değilim mesela. Yani üniversitenin üniversite ortamı içerisinde, üniversal eğitim mantığı içerisinde yapılması lazım. Kampüs ortamında yapılması lazım. Fakat biz e, öğrencilerimizi... Üniversite kazanma imkanı verdiğimiz halde, üniversite kazanma imkanı verdiğimiz öğrencilerin barınma, ulaşım sorunlarını gideremediğimiz ölçüde bu insanları sömürüye açık hale getiriyoruz. Açık hedef haline getiriyoruz. Yani her Allah'ın günü 7-8 kilometre şehirler arası 7-8 kilometre yolu belediye otobüsleri bile olmayan otobüslerle, minibüslerle gitmek zorunda kalan bazı şehirler var. Yani maalesef bir tanesi de bizim şehrimiz. Dolayısıyla bunun önüne geçmek lazım. Yani üniversite tanım? üniversite mahalleleri kurulması lazım. Karşı mesela Mendeköy, Uşak adına konuşacaksa, karşı mesela Mendeköy var. Neden Mendeköy'ünde bir üniversite mahallesi kurulmuyor? Neden orada e, efendim söyleyeyim kafeleriyle, yurtlarıyla, kompleksleriyle üniversitelerin, üniversite hayatını devam ettirebilecekleri bir yaşam şartı neden yok? Malumunuz bizim e, şu anda kampüslerinde sadece Kız öğrencilerimize ait bir e, yurdumuz var. Da çok e, kapasitesi düşük bir yurdumuz maalesef. yani Bu imkanların geliştirilmesi lazım. Çünkü bunların başka yönleri de var. Taciz, tecavüzü geçin mesela. Şöyle bir durum da var. E, kalacak yer sıkıntısından ötürü... E, ...işte bugün devletin e, üst kesimlerinin rahatsız olduğu... ...bazı yapılanmalar bile buralardan besleniyor aslında. İnsanlar e, kalmak zorunda kaldıkları için... ...belirli grupların yurtlarında evlerinde kalmak zorunda kalıyorlar. Yani üniversite genelinde özellikle bunu söylüyorum. Dolayısıyla çok daha makro bir sorundan aslında biz bahsediyoruz. Yani o kız öğrencimiz kendi üniversitesinden şehre bir minibüsle değil de... ...bir belediye otobüsüyle gitme imkanı sahip olsaydı... ...ve belediye otobüsünün şoförü, efendime söyleyeyim mesela... Belediye memuru, devlet memuru olsaydı, 657'ye tabi olsaydı bunun ne kadar cüret edebilirdi, ne kadar cüret gösterebilirdi? Veya o minibüs şoförünün eğitim durumu, psikolojik durumu ne kadar ölçülüyor? Minibüs şoförlerinin, taksi şoförlerinin bu insanlara ehliyet verdikten sonra e, kamu hizmeti yapan bu insanların kamu hizmeti yapmalarına engel halleri var mıdır, yok mudur? Bunlarla alakalı bir çalışma var mı elimizde? Yok maalesef. Dolayısıyla bunların gündeme getirilmesi lazım. Hadım ve idam tartışmaları çünkü idam tartışmalarında e, geriye dönmememiz gerekiyor bizim. Yani idam e, denil, denildiğinde ben geçenlerde bir bu konuda küçük bir yazı da yazdım. Yani sağcılar adnan Menderes hatırlasın bu ülkede, solcular da Deniz Gevcini hatırlasın yani. İdam böyle bir şey devlet e, devletin resmi olarak adam öldürme yetkisini e, tekrardan bizim bu mesele üzerine konuşmamız çok e, doğru değil. Zaten malumunuz e, Özgecan e, kardeşimizin ailesi de e, idam tartışmaları bizim kızımızla gündeme geliyor. Bunlar rahatsız şeklinde bir açıklama yaptı.